Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarım olan laptop biliyordunuz zaten. Bunun içindeki RAM'i değiştireceğiz ve artı olarak içine 250 GB miydi SSD takacağız arkadaşlar. Şu an SSD falan normalde bunun içinde. Ben daha önceden taktım. Kamera titremiş abi, kusura bakmayın. Biraz titriyor kamera. Tripodun ayakları falan. Şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Hoparlörlerim çalışmıyor. Hem onlara bakacağım. Önünde bu arada videosunu çekmeyi unutmuştum. Onların şeyini yapacağım. Bazı vidaları çektim arkadaşlar. Vidalar önümde duruyor burada. Şimdi bunları şöyle ileriye alacağım arkadaşlar. Bu vidaları düzenli olarak koyarsanız toplamanız o kadar kolay olur. Şöyle kalan videolar var mı? Video ne lan? Vidalar var mı? Burada var arkadaşlar. Güzel bir tane mıknatıslı şey alın arkadaşlar. Neydi ismi? Tornavida alın. Bu tornavida yardımıyla kolayca sökebilirsiniz. Arada bir kafam giriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle şunları alalım. Başka bir daha yok herhalde. Şimdi arkadaşlar şu an görmediğiniz bir video yok. Lakin şuralardaki şeylerde vidalar oluyor genelde. Onlara da bakacağım. Bunda yok. Herhalde yok. Bunlarda. Geçen söktüğümde de yoktu herhalde. Aynen bunlarda yok. Şimdi bunu söktükten sonra arkadaşlar. Şimdi şöyle tırnağınızın ucuyla şunun vidasını söküyorsunuz. Şöyle çentik olarak şunu şöyle çıt yapıyorsunuz. Zaten CD-ROM elinize geliyor. Şöyle görüyor musunuz? Aynen CD-ROM elinize geliyor arkadaşlar. Bunu güzelce şöyle bir köşeye koyun arkadaşlar. Koyduktan sonra arkadaşlar ekranınızı açın. Ve şöyle bilgisayarınızı açın arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar vidaları söktük. Vidaları söktükten sonra ilk önce şunu çıkartmamız lazım. Bunu çıkartmak için arkadaşlar şimdi nasıl çıkartacağız bunu? Tırnağım da yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok ince bir tornavidayla arkadaşlar şu köşeden çıt yapıyorsunuz. Bakın sesi duydunuz. Çıt. Böyle tek tek arkadaşlar şöyle tek tek çıt 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 şekilde arkadaşlar bir şeyleri var bunların. Yerleri var arkadaşlar. Bunları tek çıkartıyorsunuz. Zarar vermeden yaparsanız iyi olur. O yüzden fazla zorlamadan şöyle güzel güzel çıkartalım. Şöyle. Şimdi çıkarttık. Şuranın vidaları kalmış. Şunlar şey. Ayakları kalmış. Onları çıkartıyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum. Sakin ol bay. Yapacağız. Hadi. Çıksana da lan. Gıcık oldum ha. Bu da çıkıyor. Evet. Arkadaşlar tırnaklarını yemeyin. Tavsiye ediyorum. Yoksa böyle sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çıkarttıktan sonra burada görmüş olduğunuz bir flex kablosu var. Buradan tek çıt yapıyorsunuz. Ve klavyede çıkmış oluyor. Böyle göstereyim. Klavyesi de çıkıyor arkadaşlar. Bunu da şöyle koyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar önünüze şöyle bir yer çıkacak. Şu anlık şurada birkaç tane video gözüküyor. Şimdi onları çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi dış vidalar arka tarafta, iç vidalar da kendini nereye koyarsanız orada durur. Ben mesela bunları buraya koyacağım arkadaşlar. Bunlar iç vida. Bu vidalar çıkmış. Sahip bunlar var. Çıkartalım. Tamam. Şimdi bunları da çıkartalım. Arkadaşlar içeriden ses geliyor olabilir. Annem telefonla konuşuyor. Kusura bakmayın. Şimdi bunları da çıkarttıktan sonra arkadaşlar şu yanlardan şöyle gene bunun yardımıyla yapabilir miyiz? Biraz zor olur ve zedeledim herhalde birazcık. Biraz zedeledim ben şu an. Tırnak yardımıyla yapabilecek miyiz? Yapamayacağız. O yüzden ben
Biraz bekleteceğim. Ona göre bir şey bulmam lazım. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Geçen de böyle bir şey çıkartmıştım. Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle plastik görüyorsunuzdur inşallah. Plastik bir şey lazım arkadaşlar. Bunu çıkartabilmeniz için tırnağınız yoksa eğer şöyle yanına sokuyorsunuz arkadaşlar. Durun bir dakika. Şimdi böyle yaparak arkadaşlar şöyle yanlardan şuradan başlayayım ben çıkarttığım yerden. Şöyle çat 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 zaten hemen gelecek. Sanırsam burada bir vida kalmış olabilir. Aynen burada iki tane vida var arkadaşlar bunları unutmuşuz. Onları da bir çıkartıyorum. Nasıl unuttum lan ben bunları? Şöyle iki tane top baş vidamız var arkadaşlar. Özür dilerim. Şunları da şöyle çıkartıyoruz. Çıksana lan. Çatır çutur çıkar bunlar. Şimdi ben bir daha bir kontrol edeyim arkadaşlar vida kalmış mı? Kalmamış. Bunu çıkarttıktan sonra arkadaşlar bir de vidaların tam çıktığına emin olun bakın. Şu an bir sıkıntı çıktı burada. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar rahat rahat çıkıyor. Aynen öyle. Çık babuş. Şimdi bu çıktı. Şimdi şöyle alacağız. Arkadaşlar biraz titriyor olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi böyle çıkartıyoruz. Sanırsam titriyor biraz. Bu masaya bir hal çare bulacağım. Bir de arkadaşlar bu işi hani çok kendinize güvenmiyorsanız yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Hani ben yapsam bulsam bile gene benim eniştem bir şekilde düzeltiyor. Kendisi yazılımcı olduğu için biliyor yani bilgisayar işini genelde. Hani böyle yaptırabileceğiniz bir yer yoksa direkt bilgisayarcıya verin taksınlar. Çünkü bozma şansınız yüksek. Yani gerek yok bir daha bozulup yaptırmanıza. Dert etmenize değmez yani. Şimdi bunlar çıktıktan sonra çift babuş. Tamam. Burası çıktı. Burası da çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz yapıyorsunuz. Sonra zaten bir yerde bir flex olduğunu görüyorsunuz. Şöyle alttan bakacağım. Burada bir flex varmış. Şimdi şurada bir flex gözüküyor arkadaşlar. Bu flex'i şöyle tık ediyorsunuz. Şuradan çıkartıyorsunuz. Ve bu görmüş olduğunuzda çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunu da şöyle bir köşeye koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar tamamen şu an anakartın içindeyiz. Şimdi şuradan şimdi size şeyi nasıl takacağınızı göstereyim. Şöyle şu vidayı alayım. Titreme varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Çıkartayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz Toshiba'nın 256 GB'lık bir SSD'si. Bunu takmıştım. Eskiden içinde şu an bunda olan 500'lük normal hard disk vardı arkadaşlar. Bunu direkt buna takıp normal USB kabloyla kullanıyorum şu an. Hard disk olarak. Şimdi arkadaşlar SSD'miz bu. 6 artı içinde şu an altta bir şey var. Ve hoparlörleri niye çalışmadığını buldum. Kablosunu takmamışım. Gerizekalı gibi. Allah benim belamı vermesin. Tamam. Bunu da gösterdiğime göre arkadaşlar. Şöyle içinde görüyorsunuz. Bunun altında da RAM yerleri var arkadaşlar. Onu göstermeme şu anlık gerek yok. RAM takviyesi 4 GB'da 4 GB taktım arkadaşlar. Şöyle bir ben bunun soketini de takayım şuraya. Sonra bilgisayarı tekrar toplayalım arkadaşlar. Şimdi bunu taktıktan sonra şuradan bir şey olmuş herhalde. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakacak şekilde. Tekrar aynı şekilde rahat oturtuyorsunuz zaten. Salladım gene.
Bunun vidaları burada. Tekrar olarak arkadaşlar vidalarını takıyorsunuz. Şöyle güzelce sıkalım. Sıkalım. Şimdi arkadaşlar tanıtacağım ne olduğunu olmadığını. Şimdi takılalım. Şöyle bir şunun içine de üflüyoruz arkadaşlar. Şimdi size tanıtacağım nerede ne olduğunu. Tam görünüyor mu bir bakmam lazım. Şöyle biraz çekeyim. Şimdi arkadaşlar bunun altın işlemci burada. Yanlış bilmiyorsam. Yanlış biliyorsam da affola. Soğuk tuşusu burada arkadaşlar işlemcinin. Bu işlemci soğuk tuşusu bunun altından gelen şeylerle besleniyor arkadaşlar. Bakır borular var. Bakır borular sayesinde. Burada normalde hard disk duruyor. Lakin şu an SSD taktığım için gene hard disk sayılır da SSD var. Soğutucu burada dediğim gibi bu anakartın alt tarafında iki tane şey var. Neydi? RAM slot yerleri var. İkisi de şu anda 4.8 GB 1600 MHz olarak kullanılıyor. Burada bu muydu lan o? Bir yerde şu ikisinin birinde ya altta ya üstte ekran kartının var arkadaşlar. Şeyi. Şimdi arkadaşlar toplamaya başlayalım. Sistemin nerede bozukluk yaptığını anladık. Burada bir tane var. Artı bir de burada var. Burada açma kapama tuşunun neydi la bu? Flex var. Bir de burada bu dokunmatik yüzeyin flex var arkadaşlar. Şimdi şöyle oturtalım biz bunu. Güzelce. Şimdi şunu takmak lazım. Takılalım. Şimdi bunlar da arkadaşlar biraz şey olmak lazım. Tamam, bunu taktık, diğerini takılır. Arkadaşlar şöyle güzelce çıt 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 diyerek oturtacağız bunu. Güzelce oturtalım. Hiçbir yerde boşluk kalmasın. Şöyle yapa yapa oturtalım bunu. Tamam. Şöyle her tarafına tekrar geçelim. Çünkü vidalarını takacağız. Şu an arkadaşlar başka ne kaldı? CD-ROM'u son takacağım. Şu an arkadaşlar iki tane yerimiz kaldı. Şuradaki SSD'yi takacağız. Şey SSD diyorum. Buradaki flex kabloyu takacağız arkadaşlar. Tabii orada bir dedikodu şekli var. Kontrol edelim çıkıyorlar mı? Yok çıkmıyorlar. Buradan şöyle bir şey yapalım. Bunun yeri burada. Bunu da arkadaşlar oturtmadan takabilirsiniz. Açıyorsunuz. Bunun alt tarafı burası. O yüzden böyle takacağım. Şimdi alıyorsunuz. Oturalım. Tamam. Bu da oturduktan sonra arkadaşlar bunu da güzelce aynı şekilde oturtuyorsunuz. Zorlamak da istemiyorum. Takımı da herhalde. Şöyle arkadaşlar ilk önce buraya böyle lap diye oturtun. Bakın lap diye oturdu. Sonra diğer tarafa takın. Ben ilk başta öyle yapmadım. O yüzden biraz sıkıntı çıktı. Sonra şöyle güzelce basının her tarafta oturacak. Bakın tık 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 oturuyor. Oturduktan sonra arkadaşlar ekranınızı kapatın. Sonra arkadaşlar biraz da buradan bastırın. Şöyle ben masayı tutarak bastırayım. Bastırdıktan sonra arkadaşlar ilk başta çıkartmış olduğumuz neydi la bunun ismi? CD-ROM'umuz arkadaşlar aynı şekilde olacak şekilde takıyoruz. Bu nasıldı lan? Böyleydi sanırsam. Aynen böyleydi. Herhalde. Aynen. Takıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ilk başta çıkartmış olduğumuz buradaki vidalar burada. Ama bunu takmıyoruz. Yanlış bir şey yaptım.
Tabii özür dilerim. Şimdi ondan önce oranın vidaları vardı. Onları unuttum. Onları takacağım. İlk top baş vidalar vardı arkadaşlar. Onları unuttum ben. Onları takıyorum. Şimdi onları taktıktan sonra oturtacağım şeyi. CD-ROM'u. Hani çıkmasını engelleyen vardı ya. Bunlar o vidalar. Şöyle onları da takayım yerine. Bir 15 dakika falan olmuştur rahat. Sonra arkadaşlar tekrar bunu alıp oturtalım. Tamam, yerine geldi. Sonra neredeki vidalar var? İçeriden vida söktüm mü ben? Artık söktüysem de hayırlısı. Söktüm mü lan? Şu an burada fazlalık vida var herhalde ya. Arkadaşlar ben tekrar bir söküp bakacağım buna. Sonra videoya devam ederiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan 3 tane vida eksiğimiz vardı. Şimdi tekrar nasıl bu tarafta şöyle şöyle mesela bunu tekrardan oturduktan sonra buradan flex'imizi oturtuyoruz arkadaşlar. Flex oturduktan sonra tekrar böyle şimdi zaten yaptıktan sonra tamamdır iş. Şimdi bunu oturduk, onu oturtturduk, tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk önce ilk aldığımız vidaları sıkmaya başlıyoruz. Onlar buralardaki vidalar arkadaşlar. Bu şu an sıktığımız ise CD-ROM'un vidası. Tekel tornavida kullanmak sanattır arkadaşlar. Herkes yapamaz bunu. Güzelce sıkıyoruz. Bu iki başın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz şu iki başın vidası ayrı vida, uzun vida onlar biraz daha. Onlar da şöyle şurayı biraz gerdirerek sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şu an 2'dir. Şu CD-ROM'u takıyorum ve bunun altındaki vidaları takmayı unutuyorum. Onu birazdan söker takarım. Şimdi bunları sıkıyoruz güzelce. Sonra burayı. Bu yanları yalnız gerdirerek yapmanız lazım arkadaşlar. Gerdirerek yapmazsanız vida deliğine oturmuyor. Şimdi şunu tekrar bir sökeceğim. O vidaları takmayı unuttum. Allah beni kahretmesin. Şunları tekrar takmam gerekli. Çünkü daha demin söktüm. Şunları da güzelce oturtturalım. Arkadaşlar ilk bilgisayar deneyimim, sökme deneyimim değil ama ilk laptop sökme deneyim. Yani bir eniştem yapmış daha öncesindeki. Şöyle tekrar bunu oturtalım. Ve gene vidasını sıkalım. Sıktıktan sonra kalan vidalar zaten hepsi aynı boyutta arkadaşlar. Geri kalanını istediğiniz yere takabilirsiniz. Şöyle bu da var bir. Güzelce oturtuyorsunuz. Bunları da güzelce oturtuyoruz. Bu bilgisayar topladıktan sonra bir deney şey neydi? Deneme videosu atacağım arkadaşlar. O yüzden birazdan bilgisayar topladıktan sonra bir durdurup tekrar gireceğim arkadaşlar. Şöyle şu son vidalarımızı sıkalım. 3 tane filan vidamız kaldı. Bir şurada, bir de burada. Bunları da sıkalım arkadaşlar. Şu köşelerdeki vidalar kalmış. Sıktıktan sonra arkadaşlar şu kapaklar var. Kapakları takıp
Bilgisayar toplama işimiz bitecek arkadaşlar. Şimdi bu buranın, bu da buranın. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Video durdurmama gerek yok arkadaşlar. Burada benim bataryam vardı. Onun şarjı olacaktı. Şöyle bir takıp geliyorum. Oğlum batarya kullanmıyor kullanmıyor takmayı unutmuşum lan. Nasıl takıyoruz lan bunu? Yok amına. Unutmuş olamam. Vallahi gitmiş aklımdan ha. Oğlum ne oldu lan? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bilgisayarınızı bir açıyorum. Ekranı görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle biraz yapayım. Tamam. Tamam, bilgisayarımızda sıkıntı yok arkadaşlar, açılıyor. Biraz bakacağım sesine falan. Arkadaşlar SSD takmanızı kesinlikle öneriyorum. SSD acayip derecede bilgisayarı hızlandırıyor. Aynen, hoparlörler geldi. Şöyle telifsiz bir müzik açayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sesini de deneyelim. Bu değil mi lan? Klavye çalışıyor. Klavye bir sıkıntı yok. Tamam. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Burası çalışıyor. Tamam. Sesler de çalışıyor. Bayanlar, baylar, sevgili dostlar. Bu bilgisayar toplama videomuz da burada sona erdi. Bilgisayarımız tamamen iyi bir şekilde çalışıyor. Hoparlörlerinde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir göstereyim şu müziğin kaçtığını anlayabilirsiniz çalıştığını. Ayrıca arkadaşlar Gıcık Oyuncu adını açılan bir Twitter hesabımız daha var. Daha var değil yani. Var. Şöyle yapalım. Şuradan hemen kanalıma giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Gıcık Oyuncu'nun artık bir Twitter hesabı var. Buradan videolarımı atıyorum arkadaşlar. Evden eve nakliyat falan yazıyor buradan. Şuradan arkadaşlar kanalıma geleyim. Tabi internet hepsi biraz kasma var şu an. Video atıyorum çünkü diğer ekranda var. Arkadaşlar bu video da burada sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar Twitter hesabıma da kanalıma geldiğinizde şurada bağlantı hesaplarından Twitter, Facebook, YouNov, Twitch ve Google artı hesabımı artı web siteme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.